NBA'ye hoş geldiniz. Bu hafta videoyu All Star oylamasıyla açalım hemen. Hemen de ekrana vereyim. All Star'da son oylama sonuçları geçen hafta dönmüştü. Yani 20'sine döndü. Dün gece itibariyle ben videoyu pazar çekiyorum ve bugün de yayınlayacağım bir aksilik olmazsa. 22'si itibariyle bitti oylama. 27'sinde açıklanacak. Zaten 18-20 Şubat dönemi de All Star haftası yapılacak. Son oylamada gelen sonuçlar tabii Batı'da işte LeBron James 6.8 milyon oyla liderdi. Doğu'da da Kevin Durant liderdi. Muhtemelen ikisi kaptan olacaklar. Stephen Curry'nin herhalde LeBron James artık geçme şansı çok zor. Çok da büyük bir sürpriz olmaz buradan. Daha sonra da iki tarafın kaptanları işte son birkaç yıldır uygulanan sistemle takımları seçecekler. E tabi All Star haftası biraz atsan atılsa satsan satılmaz duruma gelmişti ama bu takım seçme draft biraz maçların son kısımlarında bir heyecan yaşanması falan bir de işte son çeyrekte score skor sisteminin değişmesiyle biraz heyecan gelmişti. Ha, bu sene de çok umutlu değilim tabi ama bakalım yine en azından bir eğlencedir yani bakacağız. Ben de hemen takımdan bahsedeyim. ben de bu sene biraz kurmakta zorlandım. Özellikle Batı'da Doğu benim için çok netti bu sene. Hani ben biraz daha takımların takımlara pardon oyuncuların takımlara etkisi onları sıralamada tuttukları yer takımdan onları çektiğimizde onlar ne hale geliyor biraz onlara bakarak biraz da tabii sevgimi katarak seçmeye çalıştım. Doğu'da DeRozan'la, Love'ink, Zach LaVine alacağımı herhalde bir noktada All-Star'da DeRozan'la beraber alacağım hiç düşünmezdim ama ikisi de Chicago için birbirlerini çok tamamlayıcı, takımı da çok üst seviye çekebilen oyuncular olduklarını gösterdiler. O yüzden bence ikisi de Doğu'da hak etti bu sene. Zaten Durant, Embiid, Yanis üçlüsü de yani orada onlara rakip yok gibi duruyordu. Batı'da da aslında Frontcourt'ta bir oyuncu çok zorladı beni. Oraya birini bulmak bayağı zorladı ama hatta yani Batı genel olarak zorladı öyle diyeyim. Yani Curry, Curry çok netti, LeBron çok netti, Jokic çok netti benim için. E, tabi tabii Doncic ile arasında çok gidip geldim ama e, ikisinin takıma etkisi Camron'un biraz daha hani All-Star seviyesine gelmek için komple bir oyuncu haline gelmesi için birkaç adım daha atması gerekiyor. Onları da bu sene biraz biraz gördük. O yüzden de Doğan seçtim. Özellikle son dönem, son iki hafta içerisinde ki kadar da böyle gideceği belli gibi. Yani bir sakatlı olmazsa performansını arttırdıkça Dallas'ı üst seviyede tutabilecek inanılmaz bir oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Ama işte Green'i seçtiğim spot biraz sıkıntılıydı. Hani oraya kimi koyacağım derken yani oylamalarda Wiggins yüksek oy ki Wiggins bu sene hakkını vermek lazım. Yani kariyerin en yüksek yüzleriyle oynayan field golden denmişlükte. Belki de en verimli sezonu. Ama onun da dengesizliği ve o takımdan hani Wiggins'i çeksek Golden State'e ne olur diye baktığımızda çok da bir şey değişmiyor aslında. Ama evet katkısını geliştirdiği noktayı es geçemesem de pek içime sinemedi onu All Star'a yazmak. E diğer taraftan işte Towns, Ingram gibi isimler var. Onlar da hep dengesizler. O yüzden ben Draymond Green'e bir hak vermek istedim burada. Gerçekten kendisi belki istatistiklerinden de bağımsız olarak bu sene Golden State'te katkısı onu çektiğimizde Golden State'in ne hale geldiğini geçmiş yıllarda da görüyorduk. Bu sene daha da fazla görüyoruz. Daha Clay'de e, form tutmadığı için. O yüzden hani ben Green'i yazmak istedim. Böyle biraz da sevgimi kattığım ilginç bir takım oldu. Siz de All-Star oylamalarınızı ya da işte seçtiğiniz başlangıç oyuncularını, starter oyuncularını aşağı atabilirsiniz. Bir bakalım bir kavga çıkarmadan ama öyle ortalığı çok karıştırmayın. Hazır All değinmişken bir de aslında MVP sıralamasına bakalım. MVP sıralaması aslında sezon başından hatta böyle Aralık başı ortasına kadar çok net gidiyordu. Yani Kevin Durant ve Stephen Curry çok baskın gidiyorlardı. Tabii ikisi Durant sakatlık yaşadı. Covid protokolleri girdi araya. Curry bir form düşüklüğü yaşadı. Curry aslında biraz da rölantiye aldı. Yani sonuçta artık yaşı belli. Playoff'lar gelince çok da zorlayamayabilir kendisini koruması lazım derken aradan daha stabil oyuncular sıyrılmaya başladı ve şu an NBA'nin kendi yaptığı sıralamada Yorgich lider durumda MVP sıralamasında için ardından Yanis geliyor ki bence bu ikili şu an çok doğru yani e, ikisi de stabil ikisi de takım için inanılmaz önemli ki e, Bucks'ın geçen seneye göre performansı daha sallantıda gidip geliyor ama onlar da biraz yönlendiye geçiyorlar bir de devamlı bir arada oynayamadı oyuncular biraz Brooklyn Nets gibi oldular. Yokic'in e, yanında zaten Murray yok, Porter Jr. sakatlandı, yanındaki oyuncuları toplasan yani bir takım çıkarmak zor oluyor hepsinin etkisi çok yüksek değil. O yüzden Yokic bayağı bir tek başına mücadele eden bir star konumuna geldi Denver için ve takım da hep bir seviyede tutmaya çalışıyor. O yüzden Yanis ve Yokic Durant ve Curry'nin yerini alıp biraz daha zirvede yalnız hale geldiler. Embiid arkadan geldi ki Embiid şu an son özellikle 10 maçta falan çok iyi oynamaya başladı çok stabil oynuyor. Ama tabii orada Philadelphia'nın takımsal sorunları var. Onlar da artık bir takas yapmaları gerekecek. Özellikle de hani sadece belki de Ben Simmons'ten artık Tobias Harris'i de verip Embiid'in etrafında daha verimli bir kadro kurmaları lazım. Arkadan Kevin Durant geliyor. Beşinci sıra Chris Paul var. Ee, tabii Chris Paul'un Son dönemde minimum top kaybı, maksimum asist, mükemmel bir asist turnover ortalaması oynaması, yüzdeli oyunu çok e, öne çıkardı onu. Ve geçen sene finallerindeki son 4 maçta sanırım 13 ya da 14 top kaybı yapmıştı. Onu unutturdu. E, o da Chris Paul için iyi. Umarım playofflarda yine aynı hataya düşmez. 6. sırayla Curry var. 7'de DeRozan. 8 Morant. 9 Gober ve 10 Lebron James. Buradan yukarı gidebilecek bir isim olur mu tekrardan? Bence sadece Curry olabilir. Bir de hani Denver'ın durumundan yok. Hiç bir noktada hani bilmiyorum playoff sıralaması tabii ki önemli. O da kalmak isteyecektir. Bir rölantiye girer mi? Arada bir dinlenme dönemi yaşar mı bu oyuncular bilmiyorum etkiler mi ama bir aksilik olmazsa Durant daha da yukarıyı zorlar. Günün sonunda Durant, Yanis, Jokic, Curry arasında dönen bir MVP yarışını izleriz. Ve buradan hani yani hak edecek oyuncu herhalde yine Jokic olacak ama üst üste de Jokic'e verecekler midir bilmiyorum bakacağız. Vere, verirlerse tabi efsane olur. Umarım alır. Yok hiç kesinlikle hak ediyor. Bu haftanın gündemi tabi bir de araya takas sıkıştırdık ki takas dönemi başladı. Hatta dedikodular da başladı. Yani takasına geçmeden önce bir tık da ona dokunmak lazım. Özellikle de Ben için reddedildiği söylenen Detroit'in bir teklifi vardı. Sadik Bey, Jeremy Grant ve draft haklarıyla benzeri bir öneriydi bu. Ben açıkçası şaşırdım Orin'in bunu kabul etmemesini. Yani Sadik Bey, Grant ikilisi özellikle de hem hücumda hem savunmada hem de dış şut olarak çok şey verebilirdi Philadelphia'ya. İlginç, çok ilginç bunu teklif, bu teklifi kabul etmeleri. Demek ki Mori Ben Simmons'ı ciddi ciddi daha da değerli bir şekilde takas edebileceğini düşünüyor. Ben de tam aksine bu değeri her geçen gün Ben Simmons'ın kaybettiğini düşünüyorum. Hatta hatta yani Kyrie Irving de aynı durumda. Yani çok iyi teklifler varken bence değerlendirmeleri lazım. Sonra günün sonunda çok büyük sıkıntıya girecekler gibi hissediyorum. Bu arada da diş takası gerçekleşti. Reddish hasta bizim e, benim kanalda YouTube kanalımda tabii ki Dükü ve özellikle Zayn'ı incelerken üzerine konuştuğumuz bir oyuncuydu zamanda. İşte RJ Barrett'ı da konuşuyorduk o dönem ve Cam Reddish'in ben bu iki oyuncudan da zeka olarak ...sağda oyun görüşü olarak daha iyi olduğunu düşündüm. O zaman da söylemiştim ki zaten RJ Barrett biraz daha rol oyuncusuna evrilirken Zayında daha %100 bir şekilde izleyemedik. Ee, tabii ki onun da etkisi çok yüksek olacak oyunda ama onun da başka fiziksel sorunları var şu anda. Ona girmeyeceğim. Reddish tarafına gelirsek Atlanta biraz onu tabii e, genel söylenen de, de, genel bakış açısı da o. Kalabalık rotasyonda harcadılar. Evet öyle bir durum var. Biraz işte bu draft taklanın birikmesi, iyi oyuncuları seçme sabası ve bunları değerlendiremeden takasa düşmek biraz böyle... E, işte oyuncuları harcıyor. Yani... Tamam çok iyi takas sıralamanız olabilir, pardon draft sıralamanız olabilir. Oradan iyi bir oyuncu almak isteyebilirsiniz ama e, bu oyuncuyu kullanmıyorsunuz. Kullanmayıp değerini düşürüyorsunuz. Sonra da işte Reddish gibi çok ucuza neredeyse bedavaya elinizden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Ki New York'ta karşında Kevin Knox ve e, 2022 birinci tur Charlotte üzerinden gelen bir draft hakkı verdi. Ki bu draft hakkı evet 18. sıra korumalı ve her sene sanırım biraz düşerek geliyor 18-16-14 diye. Bir noktada bence bu draft hakkı da zaten e, takasın konusu olabilir. Neyse konumuz o değil ama Reddish'e dönersek Reddish için bence çok iyi oldu. Bedava alınmış bir oyuncu. Çok daha iyi takımlar alabilirdi. New York bence iyi bir hamleyle aldı. Ben Reddish'e hala güveniyorum. Özellikle geçen sene playoff'larda da sakatlıktan dönüp geldiğinde çok stabil iyi performanslar vermişti ara ara. Yani maç içi stabil. Yani genel bir stabilite değil ama bu sezonda 30 sayılık maçlar çıkardı. Yüzdesini geçen yıla göre daha çok toparladı. Savunmadaki efektifliğini arttırmaya başladı ama Reddish sadece bir Barrett gibi bir rol oyuncusu değil aslında. Yani Kanada koyalım bize savunma yapsın şu atsın oyuncusu değil. O biraz daha topu Topa yön vermeyi seven bir kanat oyuncusu. Hatta kısa pozisyonu da oynayabilecek bir oyuncu. O yüzden bir hibrit bir rol alabileceği bir takım onun için çok kıymetli olurdu. Mesela benim aklıma ilk Dallas geliyor yine burada ki bugün biraz Dallas'tan da konuşacağız takım kısmında. Yani neden düşünmediler New York dışında kimsenin aklına gelmedi mi? Lakers'ın denediği söylendi ama Lakers'ı yine alamadı. O başka bir konu ki hala anlamıyorum yani nasıl beceremiyorlar bu işi. Ama günün sonunda Reddish bence New York'ta daha fazla alan zaman kendi kafasına, kendi rolüne, kendi özelliklerine pardon daha uygun bir rol bulabilir. Umarım Thibode onu daha iyi değerlendirir ve potansiyelini biraz daha ortaya çıkartır. Ben kendisine hala güveniyorum. O ta bu takas da onun için e bence iyi gelecek. Tabii Lakers dedik. Lakers'ın draması bitmez. Geçen Indiana maçında, geçen hafta oynanan Indiana maçında Russell Westbrook son 3 dakika 52 saniye kala oyundan çıktı ve bir daha girmedi. Bir anda ortalık karıştı, Frank Vogel oklar döndü. Hatta Frank Vogel'ın acaba kovulacak mı, kovulması mı gerekiyor soruları da masaya gelmişti. Ya bu komik yani artık hani Lakers'ın ilk sezon gelen şampiyonluğunun nedeni ne kadar Vogel'sa bugün olmamasının ya da bu kadar kötü olmasının nedeni de o kadar Vogel. Çünkü bir kadro kimyası, kadro, kadro mekaniği koymanız lazım bir koçun önüne. Tamam evet, bazen çok sınırlı durumlar yaşayabilirsiniz ama NBA sadece bütçeyle dönen bir ortam değil. İyi takaslarla, iyi draftlarla dönen bir ortam. Avrupa'da olsanız şey anlıyorum bir koç için. Ya bir malzememiz bu, paramız bu. Bu sene bunları alabiliyoruz. Sponsorumuz bu kadar. İşte bu oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kaldı ve buna göre bir başarı istiyoruz. Mesela bunları önünüze koyabilirler ve siz elinizdekinden e, iyi bir daha doğrusu otelde bir gece önce kalmış malzemelerden ertesi güne yine iyi gözükecek müşterinin karnını doyuracak mükemmel bir tadı olmasa da iyi gelecek bir yemek çıkartabilirsiniz ve sezonu idare edebilirsiniz. Ama NBA böyle değil. Yani. NBA'de ciddi bir kadro mekaniği gerekiyor, uzun vadeli, kısa vadeli bunları iyi planlamanız lazım. ya Bunu hep söylüyorum. Bol draft hakkı da bir işe yaramayabilir. İşte Atlanta işi oklu ama ne yapacak? Ben çok tedirginim. Onları böyle ağızda çekirdek gibi biriktirip tek sefer diyerek aynı zevki yaşayamazsınız yani. Lakers da doğru kadro mühendisliğinden iki senedir inanılmaz yanlış bir kadro mühendisliğine geçti. İşte Harrell'lar, Gasol'ler geldi, KCP'ler, Green'ler yollandı. Ki halbuki işte boyunca ne kadar savunmada önemli olduğunu onlarca kez konuştuk zaten. Hiç yokmuş gibi Westbrook geldi. E şimdi deniyor ki Fogle'ı mı kovalım? E Şimdi bir dakika öyle değil konu. Tam belki başka bir koç bu takımdan bir tık daha iyi verim alabilir. Ama daha fazlası gelmez. E şimdi elindeki oyuncular zaten sakat. Biri yaşlı. Yani Davis'in ne kadar daha... Hani Davis sanırım ay sonu dönecek hani bir aksilik olmazsa ama hatta ay sonu değil bugün bile oynaması bekleniyor pazar itibariyle. Ki videoya da bir aksilik olmazsa bugün yayınlayacağım söylemiştim zaten. Yani bugün dönecek ama çok uzun bir süre sakat geçirdi. Nasıl formda gelecek, ne yapacak belli değil. Onun top kullanımı ile ilgili zaten takım içinde paylaşım sorunları var. Bütün sorunların kökeni Westbrook. Ve çıkan habere göre, yani ESPN'de çıkan habere, habere göre, Folkola da üst yönetimden e, hatta işte, yani Perinka'dan da tamam abi ne istiyorsan onu yap dendi ki bu Westbrook'u oynatmaması da biraz bununla ilgili. Yani bir koçun eli de orada bağlı ya yani takımınızın önemli yıldız oyuncusunu kritik anda oyun dışında tutuyorsanız bu bir karardır. Yani oyuncudan sadece o maç için değil belki de genelde vazgeçtiğinizi artık kamuoyuna duyurmaktır. Zor da bir karardır bu. Psikolojik olarak da zordur. Yani şimdi Westbrook'tan bir daha ne verim alınır? Belirse zaten bir verim alınamıyor ama <laughs> bu saatten sonra ne alır? iyice verimsiz. E playofflar gelecek. Takas dönemi var. Westbrook kime neye takaslayacaksınız? Hadi bedavaya verdiniz. Hemen oradan bir şey çıkartabilecek misiniz? Her şey çok zor şu an Lakers için. Ya bu kötü kargo kargo. Kadro mühendisliğinin faturasını Fogel'a kesmekte saçma olacaktı. Henüz kesmediler ama bir noktada kesebilirler. Bakalım göreceğiz ama Fogel'ı takdir ediyorum. Westbro oynatmamak artık kritik anlarda çok önemli olacak onlar için. Ama maçı yine kazanamadılar ama bu bir süreçtir. Özellikle Davis geldikten sonra Davis'in top kullanımının çok artması gerekiyor. Onun için de bir adım olabilir. Bakalım göreceğiz. Umarım Lakers takas döneminde birkaç doğru hamle yapıp kendisini tekrar düzlüğe çıkarabilir. Evet gelelim bu haftanın başka bir önemli sorusuna. Bana da çok geldi bu soru. Hatta hafta içi yaptığımız YouTube'da canlı yayında yaptığımız NBA Action yayında da biraz konuştuk. Ömer Faruk yurtsever niye oynamıyor? 8 maç 9 maç çıktı adam double double yaptı. Bu kadar mı daha bir Bam da döndü ipini çektiler ayıp değil mi? Yan yana oynarlar mı? Ya kenardan Deadman'dan önce gelemez mi? Falan soruları çok geliyor. Hatta bu sadece bana gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla Amerika'da Miami taraftarları bu soruyu soruyorlar. Bazıları ise bu oyuncunun zaten e, bir noktada kenara çekileceğini hatta büyük kesik yiyeceğini düşünüyordu gibi bir hava var. Ama Ömer'i biraz geriden almak lazım. Yani Ömer'in buraya gelişinden de bir bahsetmek lazım bilmeyenler için. Aslında Fenerbahçe altyapısından çıktıktan sonra Obradoviç ile olan o meşhur kavgası yani ben NC'ye gidiyorum kararıyla beraber çıkan Obradoviç'in ona çıkışı kızması ya başlayan süreçte Ömer çok gündem olmuştu. O dönem açıkçası ben de kızmıştım ve hala da aslında kızıyorum ama benim kızgınlığım bir koç olarak değil daha doğrusu bir Avrupa tecrübesi görmemesi konusuydu. Aslında Avrupa tecrübesi değil, genel olarak bir tecrübe görmeme sorunu. Yani Avrupalı oyuncular için mesela Alperen'in bir Türkiye Ligi MVP'liği, bir Euro Cup görmesi onun için çok faydalı oldu. İşte Doncic zaten Euro Lig'de inanılmaz şeyler yapıp gitti. Ama genelde Euro Lig, Euro Cup, kendi ligi gibi ortamlarda ciddi tecrübeler kazanmayan, ciddi maçlara çıkmayan oyuncular için direkt NBA havuzuna düşmek zor oluyor. E bir de Ömer gitti, NCAA kovaladı, cezalar yedi süreçten dolayı, işte sözleşmesi vardı Fenerbahçe'de vesaire. Hepsi çok karıştı. Fenerbahçe'de kalsa belki de mental olarak onun için iyi olmayacaktı. Bunu bir kenara bırakıyorum. Yani haklıdır. Kendi kendi karardı. Buna asla karışamam. Yani Obrado işte çalışmak çok kolay değil. Ama o dönem kalsaydı cidden ben Fenerbahçe'de süre bulabileceğini, yer bulabileceğini ve ciddi şeyler öğrenebileceğini düşünüyorum. Hadi de Wesley ile oynayacaktı. Ve fiziği de bence daha kompakt kalabilir. Şu an çok daha kalın durumda. Neyse burada esas takdir edeceğimiz konuda bu kadar sonra rağmen bu kadar mental sıkıntıya rağmen kendisi gidip çalışıp çabalayıp bir şekilde kendine yer buldu NBA'de ve Miami'de de bu süreleri iyi değerlendirdi. Ama aması şu şimdi Ömer'i ben bir 4-5 maçını izledim bu dönemde. Evet, hücumda ciddi geliştirdiği yönler var. Mesela footwork inanılmaz efektif değil ama çembere yakın iyi. Çemberden uzaklaştığında daha yolu var. Çok çalışması lazım. Şutu pozitif çok fazla kullanma imkanı bulmuyor ama bulduğu zaman da yüzleri oynamaya çalışıyor. Doğru şutları seçebiliyor bu güzel. Piken rollden sonraki mobilitesi gayet iyi. Positioning'ini çok iyi çözmüş. Tabi orada biraz otomatiğe bağlamış. Yani sağdaki spacing'i çok otomatik. Bu hem iyi hem kötü. Yani şöyle fazla yaratıcılık imkanı verilmiyor ona takım içerisinde. Çünkü öyle bir durumu yok. Hem pas vererek hem topsuz oynayarak hem de Birebir oynayarak çok bir yaratıcılık koyma imkanı özellikle bu kafa yapısı çok gözükmüyor. Çok e, matematiksel, çok daha böyle otomatik bir oyun içerisinde. Pick and roll positioning, çembere yakın alıyıp işte çember dibinde bitiriş ki bunlarda da bir, bazen zorlanabiliyor ama genel olarak iyi. Bunlara odaklı daha böyle takımın e, pick and roll sonrası da boyalı alan çevresinde ya da yakın e, orta mesafede hızlı oyunlar yaratmasını imkan, eden, e, imkan sağlayan Pozitif bir uzun konumunda hücumda. Bu iyi ama işte Bema gibi skor gerektiğinde yaratabilecek bir oyuncu mu? Değil. Ha Dedmon öyle mi? O da değil. Ee, yani Dedmon'a göre baktığımızda kenardan gelebilir mi Bem döndüğünde? Bence gelebilir bu arada. Hani gidip 15-20 dakika alamaz ama yani Dedmon kadar alabilmesi lazım. Ya da Dedmon'dan biraz daha az alabilmesi lazım. 8 dakika, 10 dakika, 12 dakika. Bence bu pozitif. Yani Bem'in özellikle dinleneceği durumlarda rakibin uzunluğuna göre, rakibin o anki stratejisine göre Ömer yine süre alabilmedi. Ben 0 dakika kadar kesinti birazcık ağır buluyorum açıkçası ama 20-22 dakika, 20 -22 dakikaları da bulamayacağını düşünüyorum. O yüzden 8 dakika 10 dakika ben dönmüşken iyi. Çünkü çünkü savunmada Ömer neredeyse hiç yok. Şimdi maçların özetlerini gördüğünüzde onun bir bloğunu bir yakın savunmada işte doğru bir stansını falan gördüğünüzde e, iyi abi işte diyebilirsiniz ama Maçın geneline baktığımızda Pikenrol savunmasında e, da çok e, ezber oynuyor. Show-up'ları çok zayıf. E, Drop'ta kalsa zaten yavaş kalıyor, yetişemiyor. Çok uyuyor. Yani takır çok kavga ediyor onunla bu konuda. Kendisinden iri uzunlar geldiğinde çok kolay faal alıyor pozisyonunu yine ayarlamadığı için. Yani şu anda özetle bütün savunma konularında birebir roll toplu, topsuz, geri koşma, hücum faal alma bunların bir çoğunda çok eksik. Zaten Spolstra da şunu söyledi. Hani biz Ömer'den hala umutluyuz e, ama daha çok çalışması lazım. Ben ona zaten süre vereceğim. Hiç merak etmesine getirdi. Zaten kendisi de ki Malik Allen'la çalışıyor. da eski bir NBA oyuncusudur. E, Baya birebir çalışmalarını yapıyor. E, ben umutluyum hala. Yani bu kadar ortamdan, bu kadar zor bir süreçten çıkıp Miami'de böyle süreler alıp 8-9 maç double double yapmak iş. Bunu kesinlikle takdir ediyorum ama Miami gibi savunma merkezi Bemadaba'ya olan yani uzun pozisyon olan özellikle de Swiss savunması önemli olan savunma olarak çok kritik bir oyuncu varken de o döndüğünde sürelerinizin çok kısılması da çok normal. Ömer için bence önemli olan artık hani kendisini o alacağı kısa sürelerde de herhangi bir sakatlık olur yine süresi artarsa da artık savunma tarafında da biraz daha yaratıcı biraz daha dikkatli bir halde görmek lazım ki takır kendisini çok uyarıyor. Bence çok büyük avantaj. Marical'ın gibi bir oyuncuyla çalışıyor eski önce yanında takır var. E Bema Debaoye var. Bunların hepsi savunma tarafında oyuncular. Umarım onlardan bir şeyler kapar, savunmasını iyice geliştirir. E, ve ileriye doğru gider. Çünkü şeyde falan çok iyi bu arada. Yani follow'da e, ikinci şans da çok iyi. Yani orayı yani çok kalın değil, çok ince değil. Bir orta kalınlıkta ama onu biraz yavaşlatsa da Rebounding'de e, çok iyi sırtına aldığı için oyuncuları, çok iyi box out ettiği için ya da geriden gelip çok e, iyi sıçradığı için ikinci şans sayılarını topluyor. Bu da çok büyük avantaj. Seyirci tabii gaza getiren de bu. Yani mücadele eden oyuncuyu sever, taş, ekmeni taştan çıkaran oyuncu sever seyirci. O açıdan da Ömer kenardan da gelecek iyi bir backup takımı ateşleyecek oyuncu da olabilir. Umarım o yönde gider yoksa işte Hasan gibi Drummond gibi bir oyuncu olup harcanmasını istemiyorum açıkçası savunmasını geliştirmediği için. Umarım geliştirir. Bakalım heyecanla Ömer'i de takip etmeye devam edeceğim. The eyes a in the shot clock. Down the Dancing in the Watch this up and under move with the left hand scoop. Are you kidding me? Beautiful. John, for Atlanta, nightmare execution. Off an inbounds play, down by two. That, that will keep Nate McMillan from a good night's sleep tonight. That's, no, that's, that's a horrible, horrible turnover at a bad time. But credit Miami for taking away anyone coming to the basketball, an easy catch. I, I'm surprised. with Evet Jimmy Butler'ın bu finishingini, bu bitirişini niye aldın diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu aslında Instagram'da da yayıldı. E, 38 bin like aldı. Bir skill koçu var e, Chris Joseph Brickley diye. Zaten NBA fanları bu tarz skill koçlarını çok takip ediyorlar Instagram'da. Ben de neredeyse hepsini takip ediyorum. Jimmy Butler da bir süredir onunla çalışıyor. Hatta geçmiş yıllarda da çalışıyordu. Hatta Jimmy Butler'ın ne kadar çalışkan olduğunu gösteren YouTube'da videolarda bulabilirsiniz. Kendisi Avrupa'ya tatile gittiğinde, farklı turlara gittiğinde ki çok gezmeyi de seven bir oyuncu. Mutlaka ve mutlaka yanında bir gym programı, bir koçu vesaire oluyor. Onlara devamlı çalışıyor. Hiç çalışmayı bırakmayan bir oyuncu. Yani deli lakabının tırnak içerisinde herhalde ne oyunculardan biri Jimmy Butler. Ve geldiği durumda, geldiği yaşta bile çalışmayı bırakmamasının Sonuçlarını gösteren bir pozisyon oldu bu. Hatta sonra da işte gidip e, Brickley'e kenarda sol elini gösterdi. O finishing için. O da Instagram'da bir paylaşım yapıp ya işte biz bu e, bu tarz bir bitirişi daha bu maçtan 24 saat öncesine kadar çalışıyorduk. Devamlı tekrar ediyorduk. Bunun sonucunu bu kadar hızlı alması beni de çok mutlu etti dedi. E, biraz da bu yüzden aldım işte. Yani bugün birçok oyuncuyu konuşuyoruz. Yani ben Simmons işte Porzingis ne bileyim aklıma gelen şu anda işte Russell Westbrook yani bu oyuncuların ben artık kim olurlarsa olsunlar çalışmayı bir noktadan sonra bıraktıklarını düşünüyorum. Yani genç yaşlı fark etmeden. Yani size farklı yaş aralıklarını oyuncular saydım şu anda. Ve bu oyuncular bir şekilde çalışmayı bıraktıklarında ya da tembelleştiklerinde ne seviyede olurlarsa olsunlar anında düşüyorlar. Ve Jim Butler Biraz daha böyle Michael Jordan, Kobe Bryant hırsıyla da çalışan bir oyuncu. Onların örnek çalışma ortamına kendisini belki de gençliğinden beri kaptırmış bir oyuncu. Artı olarak çok zor bir dönemden gelmiş. Hani bunu artık tekrarlamayacağım. Bu hikayeler çok anlatıldı ama. Yani gerçekten fakir, annesi istemiyor şöyle böyle. Yani çok büyük zorluklarla ve annesinin istemesi de çirkin bulduğu için falan bu. Bu konularla bunları atlatarak gelmiş bir oyuncu Jim Butler. O yüzden de çalışmayı hiç bırakmıyor. Ya yani bugün e, özetle oyunculara bakıp bir şeylere kızıyorsak, eleştiriyorsak hemen işte a koç mu hata yapıyor, ilk peşimi bilmem ne, takım arkadaşlarım uyumsuz. Tabii bunları yine tartışalım. Ama yani bir oyuncu çalışmıyorsa da hiçbir bok olamıyor. Kusura bakmasınlar. Jim Butler da bunun en büyük örneğidir. Çalışarak e, her yaşta, her konumda, her durumda ne yapabileceğini gösterme açısından. Eğer siz de genç bir oyuncuysanız ya da sporcu olmanız da şart değil. Farklı aşamalarda, farklı konularda çalışıyorsanız ne olursa olsun, hangi yaşta olursanız olsun tekrar yapmak, idman yapmak, çalışmak her zaman hiç beceremediğiniz bir şey bile sizin yapmanızı sağlayabilir. O yüzden çalışmaya devam. Evet Dallas'a geçmeden önce son bir konumuz daha var. Bunu kısaca geçeceğim ama ilginç. Chandler Parsons hala aranızda hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum ama bir dönemin çok ilginç bir oyuncusuydu Chandler Parsons. Ne açıdan ilginçti diye birazdan söyleyeceğim. 2020 yılında da çok ağır bir trafik kazası geçirmişti. En son Atlanta ile sözleşme imzalamıştı. Ondan önce Memphis'teydi. Ama bir türlü sakatlıklardan dönüp oynayamamıştı. Üzerine bu trafik kazası gelince ciddi bir kafa hasarı, omuz hasarı, ee, omurilikte disk hasarı yaşadı. Ve bu dün pardon geçen hafta itibariyle de e, emekli olduğunu açıkladı Chandler Parsons. Peki niye ilginç bir oyuncu aslında yakın tarihe baktığımızda e, ben bundan sanırım ta biz ikili oyunu yaparken bir bahsetmiştim o zaman bir konuşmuştuk Chandler Parsons özellikle Dallas döneminde Mark Cuban'la inanılmaz yakınlaşmış onun arkadaşı olmuş ama şu derece arkadaş yani birlikte Spa'ya gidiyorlar Akşam partiye gidiyorlar, sabah kalkıyorlar, açık büfe kahvaltıya gidiyorlar, van kahvaltısına gidiyorlar. Acayip yakınlar falan. Bir noktada şu haberler çıkmaya başlamıştı. Chandler Parsons artık Mark Cuban'ın ve Dallas'ın takımsal kararlarına karışıyor. İşte DeAndre Jordan'ı alın, onu yapmayın, bunu oynatın, bunu oynatmayın, draft'a şuna girin. Bu haberler çıktığında çok ilginçti ve bir noktada kendisi de oynayamıyordu yani. Evet belki oynayabilse hiç fena bir oyuncu değildi Chandler Parsons ama işte sakatlıklar vesaire derken... ...çok awkward, çok tuhaf bir duruma gelmişti Chandler Parsons, Dallas ve Mark Cuban ilişkisi. Ve bir noktada ayrıldılar. Ha arkadaşlıkları devam ediyormuş sanırım ee, ama hani ne kadar iyidir artık bilmiyorum. Bu da çok ilginç bir oyuncu olarak tarihe geçti, parasını aldı, Cuban'la kanka oldu, takımlara etki etti hiç oynamadan... Sonra da bir şekilde sakatlandı. Üzerine de kaza geçirip ayrıldı. Tarihe baktığımızda herhalde bir gün e, yine hayatından bahsedilecek. Belki de sonrasında yaptıkları da bahsedecek tuhaf bir oyuncu olarak kaldı. Ve gelelim bu haftanın takımı Dallas'a ve tabii ki Doncic'e. Doncic sakatlıktan döndü. Onun üzerine çıktığı maçlarda Dallas kendine gelmeye başladı. Özellikle de son iki haftada Kroning the Glass istatistiklerine göre ki Kroning the Glass'ın istatistikleri tamamen rafine garbage timer atılmış daha böyle e, odaklı verimli bir istatistik yapısı var. Orada da savunma verimliğinde son iki haftada ikinci sıradalar. Hücum verimliğinde ise 22. sıradalar. Tabi baya bir şey değiştirdi Kit. E, Kit ile ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Hani Kit'den hala %100 umutlu değilim ama şu ana kadar yaptıkları pozitif. Özellikle Bucks döneminde Yanis üzerinden kurgulamaya çalıştığı post-up temelli. Ama bu post-up klasik bir at uzuna post-up'ı değil. Yani dirsekte Faal çizgisinin daha orta kısmında. Üçlüğün dışında. Love'da her yerde sırtı dönük bir oyundan bahsediyoruz. Genel olarak sırtı dönük oyunlarla başlatılan. Porzingis, Doncic ikilisinin merkezinde olduğu. Ve onların post-up oyunlarından sonra kendilerini de bitirebildiği. Ama asıl olarak diğer oyuncuları devreye sokmaya amaçlayan. Yani diğer 3 rol oyuncusu ya da Doncic artı 4 rol oyuncusunu devreye sokmayı planlayan dış şut olarak kat olarak işte orta mesafe şut olarak çembere gitme olarak vesaire topsuz oyun olarak beslemeyi amaçlayan bir yapı. Zaten bu yapıda da Donç için postap oyunları geçmiş yıllara göre 3 kat falan arttı. 4.7 civarı bir postap deniyor. Porzingis zaten bunu daha basit, daha şuta dayalı şekilde yapmaya çalışıyor. Bu son iki haftada Hücumda bunun çok da verimli olmadığı bir yandan da belli oldu ama savunmada işler çok toparlandı. Bunun şimdi hücuma ne alakası var diyeceksiniz. Şu çok hissediliyor yani Kit evet hücumda şu an mükemmel bir şey yaratamıyor ama tabii ki bunun biraz da nedeni Donch için formsuzluğu hala bence %60 ile falan anca oynuyor. Ee, hem bir şuttaki mental sorunları vardı bunu biraz düzeltti dış şutta. Biraz biraz toparlamaya başladı ama Porzingis de çok kötü atıyor. Yani şu an ikisi de 129 atıyorlar toplam toplamda. Yani bir noktada çok daha üste çekmeleri lazım. Ve takımın en şutör oyuncularına bakıyorsun. Finis Smith, Kleber ve THJ %37, 36 ve 34 da atıyorlar Tim Hardaway Junior. E şimdi Doncic ve Porzingis'in bu oyunculara ne kadar güveneceği de muamma. Neyse dönelim hücuma. Yani evet hücumda bir verimlilik yok ama hücumda oyuncular Özellikle rol oyuncuları dahil olduğu için biraz da onların sinerjisi artmış. isteği artmış. Yani Kit biraz şey böyle filmlerde görürüz ya böyle bir hasta vardır böyle kafasına bir darbe alır kaza geçirir. Derler ki hemen işte kafatasını açmamız lazım. Çünkü basınç var o basıncı çıkartamazsak işte hasta ölecek. Ya da işte kaloriferi çalıştırmaya çalışırsınız havasını almak gerekir çalışmadan önce. Bir basınç yaratır yoksa orada ve çalışmaz. Tabii ikisi çok uç örnekler oldu ama işte siz kafanızda kurun. Özetle Doncic o bas basıncı almış takımdan. O baskıyı takımın üzerindeki basıncı özellikle Rick Carlisle'ın yarattığı o basıncı bir al alınca oyuncular rahatlamış. Rol oyuncuları hücumda daha fazla katkı verebilecek pozisyonlara giriyorlar. Ha, çok iyi oynamıyorlar onu tekrar söylüyorum. E bu art olarak savunmaya yansıyor. Yani savunmaya döndüklerinde daha hevesliler, daha istekliler. İnanılmaz follow yapıyorlar. Kimya çok yükselmiş. Devamlı savaşıyorlar, saldırıyorlar. Hücum reboundu vermiyorlar rakiplerine. Kendileri geçtiğinde hücum reboundu zorluyorlar. ikinci şans zorluyorlar. Bu güzel pozitif bir hava yarattı ve direkt savunmaya yansıdı. Bu hücumda başlayan sistem. Şu an yani şimdilik işleri iyi ama playofflar geldiğinde e tabi bir dakika Jason Kidd e, Tim Hardy ve Junior'la Brunson'ın yerini de değiştirdi. Birini bench aldı. bransını daha top getiren oyuncu haline getirdi. Zaten Doncic çok yorgun bir de Doncic devamı top getirerek e, tam sağ baskıyı da üzerine alıyordu. Mesela Jokic'i de ondan çıkardılar. Tam Jokic de çok iyi bir oyun yönlendirici ama top getirmeye çok uğraşmasına gerek yoktu. Onlardan biraz kurtardılar. Doncic de aynı şekilde ki Doncic hala hani bence yazın da etkisini atamamış, olimpiyatların etkisini hala atamamış durumda. E tüm bunlar devreye girdiğinde hücumdaki verimsizliğin bir kısmı tabii bu. Ya, bu genel formsuzluk. ikinci kısmı ise daha da önemli olacak kısmı playofflar geldiğinde daha da ciddi bence yüzlerine vuracak kısmı diğer oyuncuların kalitesizliği. Yani evet e, Kleber iyi bir tamamlayıcı savunmada çok iyi işler yapabilir. Finney Smith zaten takımın tek kanadı tek çift yönlü oyuncusu çok önemli. Ama backup'ı yok backup'ı yani ikinci yılındaki Green Green'den ne alacaklar çok belirsiz. Evet kısa süreler oynadığında yüzleri oyunlar çıkartabiliyor ama ya hiçbir katkısı yok o roller dışında yani hiç ekstra verebilecek bir oyuncu değil, hiçbir yaratıcılık koyabilecek bir oyuncu değil şu anda. E yine kenardan gelecek Tim Hardaway Jr. dengesiz. Yani ona çok güvenseniz de geçen sene playofflarda takımın ikinci skorer konumuna geldi. Ama bu sene ne yapacak hiç belli değil. Yine ondan istediğinizi alamayabilirsiniz. Yüzleri bir anda çakılabilir. O yüzden Dallas bu oyunculara bence çok güvenmemeli. Zaten bu oyuncular artı Doncic de işte formsuz olduğunda top kayıpları çok artıyor. Top kayıpları çok artınca rakip takımın oyunu hızlanıyor. Geçiş savunmaları hiç fena değil ama üst üste geçiş savunmasına kalınca da yıpranmaya başlıyorlar çünkü backup düşük. Yani Reggie Block var bilmem ne ama bu oyuncuların da katkısı yüksek değil. Uzun rotasyonu zaten sıkıntılı. Yani Powell bir dönem iyi performans verdi ama Powell da yine eline güvenebileceğiniz, savunmasına %100 güvenebileceğiniz bir oyuncu değil ki savunmada diğer oyunculara göre çok daha fazla mücadele eden biri. E Porzingis konusu masada evet Porzingis'in maalesef hala şutu çok stabil değil. Gerçi ona ben playofflarda bir tık şut konusunda yine güvenebilirim. Kendisi şu anda daha fazla toplanıp daha fazla gaza gelebilecek bir mental seviyeye gelmiş duruyor. Ama savunmada hala çok yumuşak. Özellikle de onu Kleber'la 4-5 oynattığınızda yine olmuyor. Yani takımlar çok rahat çembere gidebiliyorlar. E bunu biraz mesela Sans maçında gördük. Sans maçı aslında çok iyi gidiyordu Dallas. son çeyrekten önce Doncic boynundan sakatlandı. O sakatlanınca hücum iyice düşmeye başladı ve yenildiler. E yani iyi bir farktan gelip yenildiler. E bir yandan Doncic'in üzerindeki hücum yükü çok fazla yani kötü dış şut attıkça da çok fazla orta mesafeye kilitlenmiş durumda. Özellikle uzun orta mesafe pardon yakın orta mesafe ve drive'lara tıkılmış durumda. Tabi drive'lar zaten onun alameti farkası. Ama o tıkandığında diğer oyuncu Brunson ve Brunson baskı yediğinde sıkıştırma yediğinde Don dinlendiremiyor. Çünkü çok kısa hele de üçlük dışında baskı yediğinde pick and roll falan çalıştırma imkanınız kalmıyor. Mesela Sans bunu yaptı inanılmaz kitledi Brunson'u son çeyrekte hiçbir şey yapamadı yani üst üste top kayıpları geldi drive ederken de zorlanabiliyor fiziksel olarak. O yüzden tekrar Doncic'e e dönersek Doncic'in dış şut sorunu biraz mentaldi ama bence diğer sıkıntı da bu kadar fazla onu alışkanlıklarından çıkarmak biraz daha işte orta mesafe oyuna sıkıştırmak da bence onu birazcık mental olarak düşürmüş durumda. Evet takımın sinerjisi şu an herkes mutlu. Doncic inanılmaz bu arada bitirişler yapıyor. Yani tek adım fadeaway'lerle orta mesafe, uzak orta mesafeler, spin üzerinden tuhaf floater'lar falan hepsini bitirebiliyor hala. Ama bu da çok pratik değil. Yani Donch için bir noktada yüzü dönük oyunla beraber de sağ vizyonunu tekrar ortaya koyması lazım. Çünkü bu sefer de savunmalar yığıldığı zaman, içeriye gömüldüğü zaman sizin hareket alanınız kalmıyor ve dış şutörleriniz %19'la atıyor. Ve onlar sokamadığında güveneceğiniz oyuncular da maksimum %36 ile atabiliyor. Yani bunlardan biri de Clever. Biri Tim Hardaway Junior, biri de Finney Smith. E bu oyunculara siz ne kadar güvenebilirsiniz playoff'lar geldiğinde. O yüzden Dallas'ın bir an önce şuna karar vermesi lazım. Evet şu an savunma çok iyi. ...işler toparlandı. Kit bir basıncı aldı. Biraz da abi gibi ortamı topardı ama bir an önce takas ya da başka konu seneye free agency vesaire bu takıma ciddi Phineas e, Smith backupı, ciddi bir uzun, belki şut atabilecek bir uzun vesaire. Kesinlikle e, kanat oyuncusu, mesela işte e, Cambridge neden Dallas almadı ya da almayı mi bilmiyorum. Keşke deneseydi ya da geçmiş yıllar zaten Sadik Bey konsept hep masaya geliyor. Bunları denemediler, e, şu anda da eksikler. Umarım çözülür. E, ben Dallas'ı izlemeyi, Donch'i izlemeyi çok seviyorum. E, Porzingis'in de form tutmasını isterim o fizikte, o kaliteli fizikteki bir oyuncunun harcanması da beni sıkıyor artık. Ama mesela Jim Butler konusunda bahsettim. Çalışmıyor. E çalışmadıkça da bu iş olmayacak. Yani ben hiç yıllardır hiç Porzingis'ten ekstra bir farklı bir bitiricilik görmedim. Post shoot, post shoot, dış shoot, spin bir fade away tek adım belki. Bir geçen sene güzel birkaç floater eklemişti. Böyle zor floaterlar eklemişti hareketli. Topu daha fazla yere vurmaya çalışıyordu. Bu sene de deniyor ara ara ama yani drive üzerine o küçülebileceği bir dribbling, iyi bir yön değiştirme, o yön değiştirme üzerinden daha iyi bir şut, topsuz oyunlarda farklı hareketlilikler falan hiç hiç hiçbirine eklememiş durumda. Sadece arada denediğiyle kalıyor. Yani bir güven sorunu da var orada belli ki. O yüzden hani bir yandan da üzülüyorum yani Dallas'ı ve Doncic bu izlemeyi severken bu takımın iyi olduğu dönemde bile sorunların çok ortaya çıkmasından artık kadro olarak bir e, hamle yapmaları gerekiyor. Evet bu haftalık bu kadar. E, Dalgası da konuştuk. Haftaya bakalım hangi takım olacak. E, par 2 haftada bir geliyor artık NBA'ler düzenli olarak. Her iki haftanın öncesindeki hafta da MB action yapıyoruz YouTube'da. MB action nedir? YouTube canlı yayınında hem işte MB'in kendi official kanalından bize de izin veriyorlar o, o videoları izlememizi göstermemize. Videolar izliyoruz siz sorular soruyorsunuz ben cevaplıyorum canlı yayında eğer sorularınız varsa fazla canlı yayına gelmiyorsanız YouTube videolarını takip etmenize rağmen bekleriz. Hem birlikte haftanın pozisyonlarını ayın pozisyonlarını farklı retro respektif videoları izleyip üzerine konuşabiliriz. Siz de ekstradan hani muhabbete dahil olursunuz. O videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki NBA gündemde yine görüşeceğiz, sarılacağız, koklaşacağız. Bay bay.